Divan Edebiyatı'nın önemli şairlerinden olan Şair Şeyh'in eserlerinden esinlenerek kurulan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi köylülere gelir kaynağı oldu. Geçen yıl Hekim Sinan'ın tıbbi bitkilerle ilgili bilgiler içeren kitabını Türkçe'ye çevirerek bastıran Kütahya Belediyesi, onun adına Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi oluşturdu. Hekim Sinan adına Kütahya'da kurulan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi, ünlü tıp adam ve şairin kitabından elde edilen bilgiler ışığında tıbbi bitkileri yetiştirip tıp dünyasına kazandırıyor. Kütahya'daki merkez bu yıl köylülere ait 160 dekar alanda 10 çeşit tıbbi bitki yetiştirerek köylülere gelir kaynağı oluşturdu. Köylüler buğday, arpa, şeker pancarı gibi tarım ürünlerinden daha çok gelir getiren bu bitkileri yetiştirerek kendilerine ekmek kapısı oluşturdu. Tarlalarda aynı sefa, ada çayı, ekinazya, kekik gibi 10 çeşit şifalı bitki yetiştiriliyor. Talep doğrultusunda daha sonraki yıllarda daha fazla çeşit yetiştirilmesi düşünülüyor. Yine böyle bir araştırma sırasında Şair Şeyh'e ait Hannamenin dışında tıbbi bitkilerle ilgili bir kitabının olduğunu duydum. Ve buradan esinlenerek onun kabrinin bulunduğu bu mekana en yakın yerde Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi kuralım düşüncesi ortaya çıktı. Bizim tarlalarımız arpadan, buğdaydan çok. Bunlar daha güzel gelir kaynağı oldu bize. Ektik. Belediyeye satıyoruz bunları. Aynı sefa ektik. Adaçay ekiyoruz. Kekik ekiyoruz. Daha gelir oluyor bundan. Arpadan, buğdaydan çok geliri daha çok yüksek. Memnun musunuz? Memnunuz. Burada şifalı bitkiler üzerinde çalışıyoruz. Belediyenin vermiş olduğu bize bu katkıdan biz de yararlanıyoruz. İşimizden çok memnunuz. Çeşit bitkiler de var. Kekik olsun. O adaçayı, zülfa, hep onları hepsini yaptık. Yani arpadan buğdaydan daha iyi geliyor, bu gelir bize. Merkezimiz geçen yıl açıldı. 2011 yılında açıldı. Merkezimizde genel olarak şifalı bitkilerin koleksiyon anlamında üretimi yapıyoruz. Ticari değeri olan bitkilerimizi de tarla şartlarında köylülerimize ürettiriyoruz.